herkese merhaba. Dürüstçe söyleyin, çevrenizdeki insanların hepsinin hayatlarının aynı olduğunu düşünüyor musunuz? Aynı metro duraklarını geziyoruz, aynı restoranlardan yemek sipariş ediyoruz ve benzer şeyleri hayal ediyoruz. Yine de her birimiz benzersizdir. Ancak bazıları diğerlerinden biraz daha farklıdır. Herkesi görmezden gelen ve kendi kurallarına göre yaşayan insanlar hakkında en heyecan verici hikayeleri öğrenmeye hazır mısınız? Videoyu sonuna kadar izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Son derece sağlıksız. Birisiyle aynı odayı paylaşmaya başlayana kadar günlük yaşamında tüm insanların aşağı yukarı aynı olduğunu varsayabilirsiniz. Bize inanın, başka bir kişinin alışkanlıkları dehşet verici olabilir. Hepimizin temizlik, çamaşır, kişisel sınırlar ve konfor konusunda farklı fikirleri var. Bu kadın da açıkça diğerlerinden sıyrılıyor. İngiliz Cornelia Lux ve eski bir konakta yaşıyor. Konak yaklaşık 400 yaşında ve bir kraliçenin evine benziyor. Benzerlikler burada son buluyor. Kapılar açılır açılmaz gelenler şok oluyor. Anında burnunuza dolan kokuya tepki vermemek için dünyanın en sabırlı ve görgülü insanı olmanız gerek. Mesele şu ki Cornelia neredeyse 30 yıldır burada yaşıyor ve hiç temizlik yapmamış, temizlik ürünlerini veya herhangi bir ev kimyasalı kullanmayı reddediyor. Kullandığı tek şey kadının kendi yaptığı tuhaf bir cila ve ıslak sünger. Tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir temizlik bakterileri yok etmez. Peki neden bir insan böyle yaşar? Cornelia'ya göre bu, evinin tarihi değerini korumak için gerekli bir önlem. Kadın modern araçları, değerli mobilyalarını ve antika yüzeylerini mahvedeceğine inanıyor. Parfüm kokusu da onu korkutuyor. Söylemeye gerek yok ama yine de söyleyelim. Evde duş ve küvet çalışmıyor. Dev dudaklı adam. Rusya'da yaşayan Evgeni Bolotov nadiren yüzünü gizlemeden dışarı çıkıyor. Bölgedeki sıcaklık genellikle sıfırın altında olduğu için değil bu. Diğer insanların alay ve yorumlarından bıkmış, adamın görünüşünün yoldan geçenleri heyecanlandırması şaşırtıcı değil. Memleketinde ve belki de tüm dünyada böyle görünen tek kişi o olabilir. Yüzü 10 yaşından beri yapmaya başladığı aşırı vücut değişikliklerinden payını almış. Bunlardan en dikkat çekici olanı alt dudağındaki büyük plaka. Ağzınızda böyle bir şeyle konuşmak çok rahat değil ama Evgeni umursamıyor. Dediğine göre tüm hayatı boyunca bir ornitorenk gibi olmayı hayal etmiş. Keyfi yerinde gibi görünüyor. Evet, Evgeni için vücudunda açtığı her yeni delik bir sanat eseri. Üstelik sanatçı hepsini ruh haline göre kendi elleriyle yapıyor. Memleketinde birçok yabancı güzellik dergisine çıkmış. Hatta ajanslar onu modellik yapması için davet bile ediyor. Yine de birçok insan onun bu görünüşüne pek sıcak bakmıyor. Bir karakterin hayatını yaşamak. Bazen çizgi romanlardan ve filmlerden karakterlere duyulan aşk gerçek bir takıntıya dönüşebilir. İnsanlar en sevdikleri karaktere adanmış, tüm ürünleri satın almaya, onları canlandırmaya ve onlarla ilgili tüm bilgileri incelemeye başlar. Bir kişinin kelimenin tam anlamıyla en sevdiği karakter olması ise başka bir şeydir. Evet, bunun gibi bir şey oluyor. İşte size güzel bir örnek. Miami, Amerika'da yaşayan Lawrence Sullivan, Joker ile onun arasındaki 5 farkı görebiliyor musunuz? Saç rengi, dövmeleri, hatta yüz ifadeleri bile Suicide Squad'daki Joker'in bir kopyası gibi görünüyor. Eksik olan tek şey yanında olması gereken Harley Quinn. Belki saç rengi daha yeşil olabilirdi. Ancak Lawrence ile ünlü süper kötü adam arasındaki benzerlikler burada bitmiyor. Yasalara pek saygılı bir vatandaş olduğu söylenemez. Düzenli olarak küçük suçlardan tutuklanıyor. Yine de hemen hemen her zaman sonrasında serbest bırakılıyor. Mesele şu ki bu adam polis memurlarıyla konuşurken çok kibar. En sevdiği karakterden bu noktada biraz ayrılıyor diyebiliriz. Ezici korku. Dünyada diş hekimine gitmeden önce hiç gerilmeyen insanlar var mı merak ediyoruz? Sayıları muhtemelen bir elin parmaklarını geçmez. Bununla birlikte bazı durumlarda diş hekimi fobisi o kadar güçlüdür ki kişi on yıllarca dişçiye gitmeyi reddeder. İngiliz Evesham şehrinden Ange Berlova olan buydu. Korkusuyla başa çıkmanın alışılmadık bir yolunu buldu. Kadın her dişini kaybettiğinde onu süper yapıştırıcı ile tekrar yapıştırıyordu. Bu 10 yıl böyle sürdü. Muhtemelen bu işin sonunun iyiye varmadığını zaten anlamışsınızdır. Bildiğiniz gibi süper yapıştırıcıda pek çok kimyasal var ve bunların çoğu son derece zehirlidir. Tehlikeli maddeye uzun süre maruz kaldığı için Ange dişlerini destekleyen kemiklerin %90'ını kaybetti. Eninde sonunda kadın dişçiye gitmek zorunda kalmış ve çok daha uzun süre ofisinde kalmıştır. Doktor diş etlerine titanyum vidaları ve kaybedilen dişlerin yerine yapay diş yerleştirdi. Yaşayan iskelet. Pek çok insan ilgi odağı olmaya dayanamaz. Kimileri ise tam aksine bunun için yaşar. Almanya'da yaşayan Sandro bu insanlardan biridir. Neredeyse 20 yıldır vücudunu bazı akıllara durgunluk veren şekillerde değiştiriyor. Bunların en şok edici olanı elbette kopmuş kulaklarıdır. Adam bunu kafasına olabildiğince çıplak bir insan kafatasına benzetmek için yapmış. Hiçbir şeyin bundan daha ürkütücü olamayacağını düşünüyorsanız işte sizin için başka bir ayrıntı. Sandro kopan kulaklarını saklamaya karar verdi ve her fırsatta misafirlerine kulaklarını gösteriyor. Onu yargılamadan önce Van Gogh'u hatırlayalım. Sonuçta tüm yaratıcı insanların kendilerince deli bir yanı var. Canavar saç. Saçınızı hiç kesmeseniz ne olacağını hiç düşündünüz mü? Her şey kişiye bağlı. Elbette herkesin saçı sonsuza kadar uzamaz. Büyük olasılıkla bir noktada duracaktır. Ancak bu şart değil. Bazı insanlar kendi inançları veya garip alışkanlıkları nedeniyle dev örgüler uzatır. Yıllarca bakımsız veya saç kestirmeden geçtikten sonra Rapunzel'in saçından ziyade saçınızın şişman bir piton gibi görünme olasılığı daha yüksektir. İşte buna güzel bir örnek. Neredeyse 65 yıldır saçını kestirmeyen Vietnamlı yaşlı bir kadın, 83 yaşında, saçları 5.80 metre uzunluğunda kocaman bir Arap saçına dönüştü. Asyalı kadın neden kendini böyle bir işkenceye mahkum etti dersiniz? En son saçını kestiği zaman 19 yaşındaydı ve korkunç baş ağrıları yaşamaya başladı. Ağrısı saçı uzadıkça ve saçını yıkamadığında geçmeye başladı. İşte o zaman Vietnamlı kadın saçlarını bir daha asla kestirmemeye karar verdi ve dediğine göre bu gerçekten işe yaradı. Yine de bu kadar çok saçı taşıyan başının nasıl ağrımadığı hala bir muamma. Bu arada Hindistan'da bu korkuya sahip birkaç adam var. Örneğin bu adam 55 yaşında neredeyse 2 metre saç uzattı. Geleceği gören çizim. Hiç sokak sanatçılarının birkaç dolara komik karikatürler çizdiğini gördünüz mü? Onları herkes sevmeyebilir. Ancak bazı insanlar kendilerine gülme yeteneğine sahiptir. İngiltere'de yaşayan bu kız yıllar önce bir karikatürünü o kadar çok beğendi ki tıpkı onun gibi görünmeye karar verdi. Kristina bugün 30'lu yaşlarında ve hayatının yarısını bir zamanlar Ibiza'da yaptığı tatil sırasında satın aldığı, sözde mükemmel imajına benzemeye uğraşarak geçirdi. Bu süre zarfında onlarca estetik ameliyat yaptırdı. Yaklaşık 80 kilo verdi ve bunların hepsine 260 bin doların üzerinde para harcadı. Karikatürün çizerinin bu kızla ilgili bir video izlese nasıl hissedeceğini merak ediyoruz. Piercing bağımlılığı. İnsanlar hakkında görünüşlerine göre hızlı kararlar vermeye alışkınız. Peki bu doğru bir şey mi? Belki de değil. Sonuçta bir kişinin saçlarını parlak bir renge boyaması veya cesur bir dövme yaptırması onun profesyonel davranamayacağı anlamına gelmez. Katerina Mayarova vakası ise çok özeldir. Ergenlikten çıkalı çok uzun zaman olmuş olsa da vücut modifikasyonlarıyla kendini ifade etmeyi seviyor. Öyle ki yüzündeki piercing sayısı yüzü aştı ve neredeyse tüm vücudu dövmelerle kaplı. Aynı zamanda bir psikolog ve iş analisti olarak çalışarak geçimini sağlıyor. Boş zamanlarında da güzel şiirler yazıyor. Kocasıyla birlikte yaşadığı küçük Rus kenti Rybinsk'te kimse canını sıkamıyor. En kötü ihtimalle ona sadece gözlerini dikip bakıyor. Arada bir de tatsız yorumlar yapıyorlar. Sonuçta bu hobisiyle kimseye zarar vermiyorsa kime ne, değil mi? Katılıp katılmadığınızı yorumlarda belirtin. Evde hayvanat bahçesi. Rusya'nın başkentinin eteklerinde birkaç yıl önce ülkedeki herkesin bahsettiği bir ev var. Apartman sakinleri o zamanlar toplu halde evlerini terk etmeye başlamıştı. Sebebi binanın sağlam olmaması ya da buna benzer bir şey değildi. Mesele şu ki kısa bir süre önce apartmana alışılmadık bir aile taşınmıştı. 2 yetişkin, 4 çocuk ve yaklaşık 50 kedi ve köpek 4 odalı bir daireye taşındı. Bu zaten başlı başına şok edici bir şey ancak sürprizler burada bitiyor. Hayvanları kimse gezdirmiyordu. Böylece sadece birkaç ay içinde evi sinekler, hamam böcekleri ve diğer canlılar bastı. Diğer apartman sakinleri dolayısıyla bu durumdan şikayetçi oldu. Bütün şehir ve hatta ülke korkunç apartman dairesini duyunca yetkililer aileye ilgi duymaya başladı. Hayvansever aile ebeveyn haklarından mahrum bırakılmakla tehdit edildikten sonra nihayet onarım yapmaya ve yaşam tarzlarını değiştirmeye karar verdiler. Tüm hayvanlar sonunda bir barınağa gönderildi. Muhtemelen orada daha iyi hissedeceklerdir.